Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Talk Like Infinity'de sınıfları denemeye devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. En son şu maymuna benzeyen, maymun krala benzeyen değişik sınıfla oynamıştık ve bu sınıf benim gerçekten hoşuma gitmedi. Bence Berserker bundan çok daha güzeldi. Önceki videoları izlemek istiyorsanız açıklama kısmına mutlaka göz atmayı unutmayın dostlar. Bugün de şu cüceyi denemek istiyorum. Hadi gelin hep beraber bu Commander Moto'yu bir deneyelim dostlar. Bu cüceden gerçekten umutluyum. Çok tatlı duruyor. Yakıncı mı uzakçı mı? Yüksek ihtimal yakıncıdır. Elinde çekiç gibi. Aa, tarot. Tarot diyorum ya, taret. Oğlum kaç tane çağırabiliyoruz peki bu örümceklerden? İki tane. Maksimum iki tane çağırabiliyoruz. Çok farklı. F'yi nasıl kullanıyoruz? Neyse şu an favorim bu olacakmış gibime geldi. Ver abi. Çok iyi, ben sürekli sadece kaçarım o zaman. Bizim maymun krala seçtiğimiz talent vardı ya, o zaman biz yanlış talent seçtik ya. Neyse sıkıntı yok, sal abi. Kankam benim peşimden koşma. Vurun oğlum şuna. Mükemmel bir şey, ben hiç savaşmayacağım o zaman. Sürekli taretlerim savaşacak. Vurun agalarım, vurun. Oğlum buna bir tane de kaçma yeteneği aldın mı var ya, mükemmel olur. Şimdi iki tanesini de çağırınca F'ye nasıl basabiliyorum acaba? Şimdi mesela F doluyor ya, bu F ne işe yarıyor bunda? Oğlum kaçırmayın lan. Benim taretlerimin arkasında durmam lazım dostlar. Artık taret demeyeyim onları, örümceklerimin. Bunun yeteneklerini gerçekten merak ettim şu an. Gelin oğlum, gelin hadi. Çok da vuruyorlar yalnız. Gerçekten çok da vuruyorlar. Mükemmel bir şey, hiç zorlanmıyorum şu an ya. Berserker'den sonra belki de Berserker'den daha çok seveceğim bu sınıfı. Bunların canları da var tabii, canları da gidiyor. Hasarlarını arttırdıkça... En iyi sınıf bu olabilir ha, ben size söyleyeyim. Vurun gençler, vurun. Şimdi patlama hasarı. Upgrade alacak şu an bir anda. Bak vuruşumuz nasıl değişti. Nice, hadi gidelim bakalım. Daha geliyorlar. Vurun abi, vurun abi. 3 tane çağırabiliyorum artık. Dördüncüyü çağırabiliyor muyum? Yok, hayır. Maksimum 3 tane. Dördüncüyü çağırmaya kal... Dur, yanlış tarafa gidiyorum oğlum. Geldiğim yöne doğru gidiyorum. Şu an hiçbir şekilde vurmuyorum bakın. Sıkıştılar ve öldüler. Girin abi, saldırın, saldırın. Mükemmel bir şey ya. Gözünü seveyim böyle sınıfın. Bana geliyorlar, bana geliyorlar. Bir patlama daha. Ekstra bir tane yetenek gelecek galiba. Kaç tane oldu? 5 tane çağırabiliyorum şu an. Şimdi şu boss'u izleyin abi. Pat 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 pat, hiçbir şey yapmayacağım. Ben şu an sadece kaçıyorum. Mükemmel bir şey. En sevdiğim sınıf bu dostlar. Vazgeçtim. Berserker falan yalan dolan. Bu sınıf oynanır abi. Bu sınıf oynanır. Şuna bak nasıl vuruyorlar. Vurun aslanlarım benim. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Harbi diyorum, bu cüceyi ilk başta oynamam gerekiyormuş. O inceleme videolarının 6 tanesini çekerken bu cüceyle oynasam var ya, boss savaşlarını çok merak ediyorum. Şimdi buraya hemen minyon damage'imizi arttıracak bir pasif yeteneğimizi yerleştirelim dostlar. Herhalde burada en önemli şey bizim minyonlarımızın hasarını, canını arttırmak. Abi minyonlarım yaşasın, ben öleyim, sıkıntı yok ya. Nasıl vuruyorlar patır patır? Bunda hiç kaçma skill'i yoktur kesin ha. Sıkıntı yok, vur. Ha, o tarafa gitmeyecektik zaten, gel. Şu an iki tane çağırabiliyorumdur %90. Blink'imiz geldi. Hemen Blink'imizi alalım ya da Leap'i de alabilirim. Bu Leap neydi bakalım hemen be. Leap'i deneyeceğim ben hemen. Ha, Leap buydu, tamam abi. Şu an Berserker'in en sevdiğim yeteneğiyle taretlerin, minyonların birleşti. Favori çarım oldu. Zıplaya zıplaya abi, zıplaya zıplaya, zıplaya zıplaya. Vurun aga, vurun. Sıkıntı yok, vurun. Abicim benimle değil, gidin minyonlarımla muhatap olun. Bu gölgeyi kesmesi çok basit olacak. Birazcık da hız çıksak aslında buna güzel olacak. Yalnız fark ettiniz mi? Canı diğer sınıflara göre çok daha çabuk gidiyor gibi.
Oo abi, buna can mı dayanır böyle ya? Taretlerin birazcık daha güçlenmesi lazım. Vurun aga, ben sürekli kaçacağım. Siz vuracaksınız, ben kaçacağım. Şu an maksimum 2 tane çağırabiliyoruz, o sıkıntı. Benim birazcık daha böyle rakipleri yavaşlatma yeteneğinin üzerinde çalışsam daha mantıklı olacak işte. Var ya, düz büyük bossları kesmesi çok rahat olur bununla. Abi can kalmadı ya. Can basamıyorum şu an. Güzel, bir tane balta aldık. Elimizde şu an 2 tane balta olmuş oldu. En azından hasarımız biraz artacak. Bak buna birazcık, tamam mı, can çekme çıkacaksın pasifini. Bu gerçekten 10 numara olur. O gölge büyücü gelmeden önce şu takmamız gereken şeyler varsa bir takalım abi. Bu 9 DPS hiçbir işimize yaramıyor. Geliyor bu sahneyi görmekten sıkılanlar. Abi saldırın bakalım hadi. Vurun bakalım ne kadar seri kesebileceksiniz. Ben sadece kasacağım. Devam edin. Bakın şu an hasar almadan kaçmaya çalışıyorum sadece. Ama şu yeteneğinden kaçması kolay değil. Ulan eninde sonunda vuruyor be. Gel koçum. Al. 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 Böyle tepene tepene. En kolay bu boss'u en kolay bu sınıfla kestim. Gerçekten. 12 Ekim'de bence oyuna bu sınıfla başlayabilirsiniz abi. Hemen şu yeni itemlarımı bir giyeyim. Talent'ımız açıldı. Şimdi bu talent'ı açık ara bunu çıkmamız gerekiyor. Çünkü bariz bir şekilde belli yani. Hemen minyonlarımızın canını arttıracak şekilde verdim hepsini. Kalkanımız var. Hayatta kalmamızı kolaylaştırıyor. Bence almamız lazım. Bunun yerine de 12 DPS olan... İyisene oğlum. Bu neymiş? Kalkanla oynamak daha mantıklı geldi. Çünkü nasıl olsa minyonlarımız savaşacak. Biz sadece birazcık daha fazla hayatta kalmaya çalışacağız. Yine Berserker'de olduğu gibi buraları zıplaya zıplaya geçiyorum dostlar. Harbiden aşırı da zevkli oluyor. Saldırın oğlum. Saldırın şunlara, bir akılları başlarına gelsin. Heh, şimdi geldik bu boss'a. Vurun aga, vurun. Vurun. Böyle kaf... Anam 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 anam. Abi dibine sokulduk, içimizden geçti be. Vurun abi, vurun şuna. Ben onun neden ondan o kadar hasar yedim ya? Vur abi vur. Hızlan hızlan. Devam edin. Şu üçüncüyü dördüncü. O bana vurmadığı zamanlarda. Gel koçum, sen öldün artık. Boss kesmiş aşırı kolay ya. Gerçekten aşırı kolay ya. Bayıldım yemin ediyorum. Ver abi ver ver. Ne varsa minyonlarda var. Böyle gelişmemizi almamız gereken bir şey tamamdır. Bu kaç DPS? 9 DPS. Geç abi. Şapkamız varmış, hemen takalım. Mükemmel. E yeteneğimizi de aldığımıza göre artık yanımızda hiç kimse duramayacak. Peki ne alacağız buraya dostlar? Dark Gate var. Bu çok ilginç duruyor. İlk bunu denemek istiyorum dostlar. Bakalım 2 saniye mi 3 saniye mi ne cooldown'u varmış. Bu ne özellik veriyor bu? Cooldown'u 3 saniye, damage multiplier %100, teleport. Minyonların teleportlanmasını hızlandırıyormuş. Ve skill duration'ları %50 minyon damage'ini de arttırıyormuş. Tamam, bu gayet mantıklı bir skill bence. O zaman bir diğer skill'leri ben bir inceleyeyim. Bu Thunder Light Field aslında bu da olabilir. Biliyorsunuz ki bu da çok sağlam hasar veriyor. Ama bilmiyorum. Ne diyorsunuz buna? Boss kesmekte çok yararlı olabilir. Neyse, ilk bununla başlayalım. Olmadı sonra da Thunder Light'ı deneyelim dostlar. Çünkü Thunder Light'ı ben bayağı kullandım. Çok sağlam o da. Yok, hala 2 tane çağırabiliyorum ya. Abicim ben bossların adamıyım. Sizinle uğraşamam. Zıplaya zıplaya gideceğim. Abi hasarım da çok sağlam artıyor yalnız ha. Yani şu sıçramanın hasarı da gerçekten az değil. Vurun abilerim. Bak tak 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 tak, nasıl geçiriyorlar hemen. Ben yine zıplaya zıplaya gidiyorum. Onlar arkada savaşıyorlar. Beni ilgilendiren bosslar dostlar. Bunlar da çok zaman kaybetmeyin. Seri seri buraya gelin. Yalnız minyonlarımsız içinden geçtim bu sefer ortalığın. Gel bakalım Korey kardeş. Sen de benim gibi dwarfsın galiba. Zıplaya 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 gidiyoruz. Heh. Bizi ilgilendiren buradakiler. Ya tamam işte, bu köprüye geleceğiz, sonra buradaki yaratıkları atacaksın bize, anladık. Biz bunu yapalı 3. 4. yapışımız ya. Ver aga, güçlenin abi. Ya bunların hayatta kalma süresi birazcık daha artsa daha güzel olacak yalnız. Çok çabuk sanki hayatta kalma süreleri gidiyor.
Abi baya zevkli ya. Gerçekten çok zevkli. Hepinize tavsiye ediyorum bu Dwarf kardeşimizi oynamanızı. Biz ilerlemeye devam edelim. Boss'a doğru koşalım dostlar. Sınıflarımızı boss'larda test etmek en kolay yollardan biri. Heh, geldik meşhur boss'umuza. Saldırın abi bakalım. Hadi bunda marifetlerinizi gösterin. Tabii ki ben de sizinle beraber savaşıyorum. Ama bunun yanına yaklaşılmıyor abi. Bunu kesmesi de çok kolay. Böyle dibinden dibine zıpla. Oo, çok sağlam hasar yedim. Vurun gençler, bak. Seri. Hadi lan. Gerçekten beni mest eden bir sınıf oldu ya. Tüm video boyunca bu sınıfa bunu çekeceğiz tabii ki de. İltifat etmek istiyorum ya. Tüm video boyunca sadece bu sınıfı konuşmak istiyorum. Birazcık da artık damage'imizi, minyonumuzun damage'ini arttıralım. Hayatta kalma yeteneklerini güçlendirdik zaten. Bir şeyler giyelim. Yeni şeyler düşürdük çünkü. Kalkanımızı geç abi. Giyelim. 13 DPS veriyor ama hayatta kalması düşük. İşimize yaramaz. Hayatta kalmamızı düşürüyor. Aslında hasarımızı fena arttırmıyor ama gerek yok. Bu da aynı şekilde. Anlaşılan berserker gibi iki elle kullanılan silahları da kullanabiliyoruz. Oğlum çok fazla screen shake giriyor. Şimdi şunu keseceğiz abi. Dur abi, sen çağır bunları. Bas şu E'yi de. Nasıl kesiyorlar bak şimdi, izle. Nasıl ama? Vurun abi. Bitti lan, bu kadar. Bu sınıf oyunun bug'ı gibi bir şey herhalde. Ya böyle de screen shake olmaz ama bak. Ekranda önümü göremiyorum. Abi durduğunuz zaman canınızı fena çekiyorlar. Geldik bir boss'a daha. Abi dur. Bunda dikkat edeceksin. Ama bunu da kesmesi çok basit oldu. Yanına boss'unu çağırmadan kestik. Çağırdı. O neyse. Az kaldıydı ama çağırmadan kesiyorduk. Vur abi. Vur. Hiç korkma bunlardan. Vur, bu bizi öldüremez. Şu ilerlesek de bir yeteneklerimizi güçlendirsek artık ya. Abi zıplayarak gitmesi çok eğlenceli ya. Pıt sürekli ileriye. Tamamdır. Şimdi buradan karşıya geçmeden önce talentlarımızı arttıralım. Minyonlarımızın hasarını arttıracaktık. Sonra bir tane daha slotumuz açılmıştı. Şunları güçlendirelim hemen. Daha farklı nasıl şeyler summon yapabiliyoruz, ben onu merak ediyorum bir de. Buraya hemen şu pasifimizi de yükleyelim. Lip Attack bizim için çok önemli. Tamamdır. Şimdi devam edebiliriz. Oo, çok hızlı gelmedik mi ya? Çektiğim en kısa sınıf videosu olacak galiba. Şuna bak. Çocuk oyuncağı gibi. Bak arkasına geldiğinde de. Abi dibine gitmem lazım. Onu atarken dibinde bulunmanızda fayda var dostlar. Gidin lan, gidin hadi. Vur. Mükemmeldi. Gerçekten tek kelimeyle mükemmeldi dostlar. Yani ne diyebilirim ki? En kolay sınıf buydu. Çok hızlı bir şekilde geldik ya. Ve bunları da çok hızlı bir şekilde kestik. Bossları çok kolay bir şekilde kesmek istiyorsanız tam sürümde veya açık betada mutlaka bu sınıfla oyuna başlayabilirsiniz dostlar. Bu sınıfla oyunu çözdükten sonra diğer sınıflara, diğer kahramanlara geçmenizi tavsiye ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Zaten son bir tane sınıfımız kaldı. O sınıftan sonra da yeni bir Torchlight Infinity serimizi daha bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Diğer videoları izlemek isterseniz de açıklama kısmına mutlaka uğramayı unutmayın dostlar.